Herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman Bey. Gördüğünüz gibi yine bir video ile karşınızdayız. Bugün Brest'a kalesini fethedeceğim. Yoksa Bresnava'ydı. Evet, yine Rus kalesini fethedeceğim. Şimdi Ivan Grozny diye bir şövalye ordusuyla bize engel olmaya çalışıyor. İlk önce onun kellesini alacağım. Daha sonra da kaleyi fethedeceğim. Çünkü onun kellesini almazsam bizim yakamızı bırakmaz. O kadar hepsi atlamayı bilmiyorum. Ve zırhlı battık bu sefer arkadaşlar. Hem fazla hem zırhlı. Değil mi? Oha lan, ölmezsek artık ölmeyiz. Haydi savaşın, bunu yapabilirsiniz. Ölmeyin be. Bu ne be, tüm parasını adam atlılara harcamış. Bir dakika, şunun işini bitirmeden olur mu? Olamaz. Olmadı. Oha lan, bu oyun var ya. Bir garip değil. Ben yani tüm askerlerimin parasını atlıya mı harcıyorum şimdi? Aptal işte. Atlarını oha oha, bir dakika. Savaştan kaçmam lazım. 15 kayıp verdim bu savaş için. Yani buna gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü fazla asker var. Hemen kaçalım savaştan. Var ya, bu adamdan kaçmam gerek. Şimdi benim peşime tuzağa düşecek bu adam. Bir dakika, orduma emir vereceğim. Hem ben bu kadar niye uzatıyorum ki? Brest'e saldırı kalesi. Şimdi ordum toplanır arkadaşlar, merak etmeyin yani. Yani sorun yok. Burası neresi? Ha, üsyancıymış. Haydi bakalım, şimdi onlara cehennemi gösterelim nasıl oluyormuş. Saldırın. Bu kale bizim, unutmayın. Haydi. Ha, yardım etsenize la arkadaşınıza. Boş boş kuşanıyorlar kaleyi. Orduma emri vereceğim artık, saldırsınlar. Saldırın. Aha, kaçmasanıza la. Kaçma la, buraya gel. Bakın şuna, saldırıyorlar şerefsizler. Az askerim var la benim. Şu Brest'a neredeydi? Burası. Saldırı kalesi diyeceğim. Gelin la, gelin. Niye gidiyorsunuz? Aa, korkaklar. O zaman ben bu kaleye bizzat saldırıyorum askerlerimle beraber. Onları ölürüm de ölüme terk etmem. Saçma bir cümle oldu değil mi? Her neyse, saldırı başlıyor. Askerlerimi asla yarı yolda bırakmam arkadaşlar. Bu kaleyi her ne olur olsun alacağız. Nasıl alacaksın la? Ne demek nasıl alacağım, tabii ki de. Nasıl olursa olsun. Bir sonraki savaş diyeceğim. Evet, sonraki savaşa gidiyoruz. 43 kişi, 107 kişi yok artık. Lan bu tam bir şerefsizlik. Bizim gibi 43 tane, 107 tane şey yani. Tabii ki de korkmuyorum. Hepsini biçeceğiz. En azından 6-7 kişi değiliz. 43 kişiyiz. Osman Bey'in gazabına hepiniz uğrayacaksınız. O kaleyi her ne olur olsun arkadaşlar fethetmem lazım. Fethedemezsem işim biter. Çünkü ordum kalmaz geriye. Geriye sadece 50 askerim kalmıştı. Ben de geldim, 100 kişi falan olduk. Ama onlar daha güçlü. Haydi bakalım, bakalım neler olacak. Her taraftan çıkıyor bu askerler. Hadi geber artık. Sizi böyle gebertmezsek yani gebertemeyiz. 43 kişiyiz, daha azalmadık. Sizi yüzden 50'ye indirmesini biliriz la biz. Sadece okula sizi 50'ye indireceğiz, merak etmeyin. İşiniz bitti. Biliyor musunuz, yakıyoruz onları. Cayır cayır yanıyorlar la, değil mi? Geber artık la, geber. Başka kaldı mı diyeceğim de fazla asker kaldı da. Surlardaki herkesi biçtiniz mi la? Yok. Daha biçmemiş ya. Şöyle göremiyorum ki kellelerini alayım. Aha, ordu şimdiden toplanmış. Size 50'ye ineceksiniz demiştim. Şimdi ineceksiniz gerçekten. Haydrallah. Saldırıya geçiyoruz gayrı kardeşler. Rus kalesi bizim olmalı. Ne olursa olsun. Haydi bakalım. Ha, gerçekten surda yok lan, asker kalmış. Aha,
Kaç kişisin kızlar, erkeksin, tek tek gelin. Bunları biçeme. Çok kalabalıklar. Neyse biçeceksin lan. Yoksa seni biçecekler. Bak öyle. Canım şimdiden yarıya indi lan. Ne olur olsun bunları biçmem lazım. Yoksa ben biçilirim. Çünkü ölüyorlar lan, hızlı ölseniz de. Hadi bak hızlı ölüm biraz. İşim gücüm var. İki asker kayıp vermişim bile. Şimdiden olur mu bu? Oldu işte, görmüyor musun? Mesela benim askerim değildir onlar. Yani inşallah değildir. Gitgide daha fazla kayıp veriyorum. Sonraki tura gideceğim. Hepsi benim askerim kayıplar. Görüyor musunuz? Hemen kaleye yaklaşacağım. Arkadaşlar kaleyi çok iyi koruyordular. Bu yüzden kaleyi alamadım. Abrestaya benim tayfam saldıracak. Kaleyi korumaya gitti. İstediğin yere git. Bir şey yapamayacaksın. Kale bizim. Benim ordum kaleyi benim yerime aldı arkadaşlar. Başka çaremiz yoktu çünkü iyi korunuyordu gerçekten kale. Güzel. Burayı aldık. Şimdi sıra Kiev Knezliğinde, de oraya orduma emir veremem. Kuşanıyorlar mı lan? Hayır, kuşanmıyorlarmış. Her neyse, buraya gideceğim. Şu herife bir çökelim değil mi? Gücümüzü görsün o da. Gücünü görecek lan, zaten zayıflamışsın. O zaman güçlenme zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi orduma emir verdiğim gibi onlar portu kuşanacaklar. Portu da alacağız ve Rusya'ya daha büyük bir damga vuracağız. Ne gerek vardı lan bu kadar güce? Birazcık da güçlendik, iyi oldu en azından. Saldırı diyelim. Evet, emrimizle saldırdılar. Biz de onlar porta saldırırken köylere saldıracağız. Köyleri güzel yağmalayacağım la. Ne? Yağmalamaya yani başlayalım o zaman köyleri. Gördünüz mü? Aynı zamanda iki kale aldım. Yani ben almadım da neyse. Çünkü çok güçlüydüler. Ben de zayıflamıştım arkadaşlar. Haydi bakalım, savaş başlasın. Savaş değil de düşmanlarımız sürünmeye başlasın demek istedim. Haydi bakalım, süründürelim şunları. Şimdi sürüneceksiniz la. Portu da alacağım, daha da güçlü olacağım. Gücüme güç katacağım. Hem de iki tane köy daha alacağım. O iki köyle beraber çok daha güçlü olacağım ve Ruslara daha da güçlü damgalar vuracağım. Bu kadar güçlü planlar yapmaya ne gerek vardı la? Çok yakında Moskova'yı da kuşatmamı istiyorsanız arkadaşlar, o zaman kanalımıza daha fazla abone olmayı unutmayın. Sizin kanalımıza ne kadar abone olursanız o zaman da biz de o kadar destek alırız. O destekle beraber de Moskova'yı kuşanırız. Moskova alırsak Rusya'nın kalbini de almış oluruz. Onun kalbini alırsak Rusya zayıflar. Ve belki de bizimle barışabilir belki de. İnşallah barışırız. Çünkü barışmazsa onu haritadan silmeyi planlıyorum. Yani Rusya'nın iyiliği için diyorum la. Bunlar zaten tek atışla hepsini biçerim şöyle. Bunlar kim la? Kendilerini Rus falan zannediyorlar değil mi? Bunlara bakalım. Daha erken saldıracaktım la ben bunlar aslında. Gecikmişim. Her neyse. Şehit verene hakkım helal değil. Üç askerle de şehit olmaz ya. Değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım biçelim. Şey kaldılar zaten. Bunları biçmeye ne var? Değil mi? Benim çoğu diğer tarafta. Siz oraya gitseniz de bunları ben biçerim zaten askerle. Biliyor musunuz? Askerlerim artık gitgide değişiyor. Sarıdan tam zırhlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Arkadaşlar Rus askerlerini satın alıyorum ve Rus askerler sayesinde daha da güçleniyoruz. Gördüğünüz gibi. Eğer ülkeme dönmemi istiyorsanız arkadaşlar, o zaman yorumlara bir yazın. Eğer Moskova'ya kuşanmamı da istiyorsanız, o zaman videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Portu yakaladılar mı bizimkiler? Bakacağım. Daha yakalamamışlar. Şöyle yaklaşalım bakalım. Kesin saldırıyorlardır şimdiye. Bakalım. Ne bu port? Bu kadar zorun durumda olmanın ne gerekti var?
Ve ben buradaki köylüyüm şu anca. Mesela 74 gücü var köylüyüm. Yani fazla da güçlü değilmiş. Bugün sadece köyleri kuşandım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kavga diyelim. Kavga etmeyi bu kadar çok mu seviyorsun? Her neyse, kavga etmeye devam edelim artık. Bu benim kavgam ve bu kavgayı da ben yeneceğim. Savaş balazanda çaldığına göre saldırıya geçelim. Bu sefer arkadaşlarım, yani benim kardeşlerim şehit düşerse hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü bu çekereler bizden daha fazla. Görüyor musunuz? Köyün her tarafını sarmışlar şerefsizle. Şerefsizliği yapmayacaksınız. Zayıf asker neredeyse arkadaşlar, ben de o tarafa gideceğim. Mesela burası. Zayıf askerler oraya doluşmuş. Biz oraya bir çökelim şuraya yani. Yani bana çok büyük bir zahmet olacak. Ruslar var. Yani güçlü Ruslar. Bunlar zaten kutluklar. Bunlar da yani içemiyorsan hiçbir şey söyleyemem size. Aptallar diyelim yani. Böyle aptal kim olur ki? Şehit verseniz hiçbir şey söylemeyeyim. Şehit verebilirsiniz de şimdi siz yani vermeyin. Şehit vermeyin. Hah! Yani tişörtüle şimdi ben. Fazla esirim var zaten. Esirleri kendimle satın alıp daha da güçleneceğim. Merak etmeyin. Yani problem yok. Ötelim şunlardan. Sürekli savaşta olduğum için fazla asker alamıyorum arkadaşlar. Sürekli savaştan ya. Bu yüzden askerlerimi toplayamıyorum. Yani çok kalabalık olamıyoruz. Yani şimdi de kalabalığız da şimdi sadece bu kadar askerimiz var. Fazla kalabalık da değiliz. Bunları biçelim şuradakiler. Bunları benim adamlarım zaten biçer. Şimdi biz birazcık şurada köyü gezelim. Ve sanırım çıkamıyorduk değil mi? 15 tane asker kalmış zaten. Bunları biçemezseniz siz asker misiniz? Buraya giriş var mı? Yok mu? Gözetçi kulesi köyde var. Köyde gözetçi kulesinin ne işi var la? Şu taraflara bakalım. Fena da değil arkadaşlar aslında köy. İyi bir köy. Buna çiftliği varmış. Girebiliyor muyuz? Hayır. Girebiliyoruz. Saklanabiliriz. Ne? Osman Bey saklanmaz la. Osman Bey'im la. Ama girebiliyorum buraya. Güzel. Burada birazcık kamp kuracağım. Biliyor musunuz? Selfie. İşte bu. Alt tarafı 8 kayıpla kazandı. 8 kayıp mı? Neyse, iyi olmaz. Bugünkü videomuz arkadaşlar buraya kadardı. Şimdi birkaç tane esir alacağım. Yalaman falan anladık la bunları. Şuraya gitmeyeceğim. Ruslar hele biri benim köylerimi almaya kalksınlar ya, onları yok ederim. Gidebilecek miyim? Niye demiyormuşum ki? O ülkemi gitgide büyütüyorum arkadaşlar. Var ya, ben bu ülkeyle çok şey yaparım yani. Bu mu la? Ben ne yapıyorum? Bunlar zaten zayıf şeyler. Şuraya gideceğim. Smolensk. Smolensk daha doğrusu. Biliyor musunuz? Kendi şehrimin yani kalemin adını biliyorum. Smolensk. Tamamdır. Şöyle. Esirlerim yok. Bunlara bakacağım. Süper askerler kazanıyorum. Ha, bugünkü zararı karşılar. Hani zararımı iyi örttüm ya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadardı. Eğer daha fazla Osman Bey videosu istiyorsanız o zaman kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güle güle ve bye bye.